Merhaba sevgili seyirciler, Mutluluğun Sırrı adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konu araştıracağız, kuşatma altında. Bizimle birlikte stüdyomuzda Tamer Bey var, misafirimiz olarak. Merhabalar, hoş geldiniz Tamer Bey. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Şu anda otururken aklıma geldi, Rusya'da, Rus Federasyonu'nda bulunduğum zaman oraya bir saraya girdim ve orada müze sarayında güzel elmas pırlantaları görmüş oldu. Tabii ki gözlerim çok büyüdü orada. Gerçekten yapılan muhteşemliği görmüş olduktan sonra, insanın yapabildiği bir güzellikten sonra, fakat Allah'ın yapacak olsa güzelliği bize verecek bereketler çok çok daha büyüktür. Fakat yanından geçmek istemiyorum. Onu hatırlamak istiyorum ve şöyle söylemek istiyorum ki oradaki yapılan taşlardan bir kraliçenin tacı vardı. Ve o taç muhteşem güzeldi. Yaklaşık 27.5 santim yüksekliğinde bir taçtı ve üzerinde bulunan taşların büyüklüğünde yaklaşık 4936 pırlanta vardı. Yani burada onun o pırıltısı, onun o güzelliği, onun o yakutların benzeri yoktu. Yani orada şöyle söylemek istiyorum. Karat ne kadar, nedir? Yani çünkü karatla bir ölçümü vardır. Çünkü onun üzerinde yaklaşık 398.72 karat büyüklüğünde taşlar vardı. Yani toplam hepsi. Bir karat ne kadardır? Yaklaşık 200 miligram bir ölçüye sahiptir veya 0.2 gram büyüklüğüne, ağırlığına sahiptir. Yani bir düşünün, o güzelliği ve o pırıltısı, o dizaynı içinde oturtulmuş, o ayrıca kraliçenin görkemliğini, yüksekliğini, büyüklüğünü, gücünü de göstermektedir. Çünkü taşlar aracılığıyla insanın yönünde ne kadar daha çok bu şekilde pırlantalar varsa, o zaman kraliçe ve ülkesi daha zengindir anlamına geliyordu. Onun yanında bir şey daha fark etmiş oldum. Güzel bir kutsal kitap vardı ve kutsal kitabın üzerinde bir kılıf vardı. O kılıfın üzerinde 1000 pırlantadan süslenmiş bir kutsal kitaptı. Yani baktığım zaman muhteşem bir görüntüye sahipti. Tabii benim elimde ve evimde böyle 1000 pırlantalı kutsal kitap yok. Evet. Hatta bir pırlanta bile olsa, 1000 değil, bir tane pırlanta olsa kutsal kitap kılıfında gene güzel olurdu ama o da yok. Evet. Ama kutsal kitabın kendisi pırlanta değerinde, evet, değil mi? Aynen. Zaten o 1000 tane pırlanta, bahsettiğiniz o 1000 tane pırlanta kutsal kitaba yakışır. Zaten kutsal fazlasıyla kitabın Allah'ın kelamına, Allah'ın sözüne bence son derece yakışır. Nerede olursak olalım, ne kadar zor durumda olursak olalım, Allah kelamıyla bizi yalnız bırakmıyor. Evet. Size İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış bir gerçek olayı anlatmak, hatırlatmak, canlandırmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz ki Fransa'nın kuzeyinde yaklaşık Belçika sınırına yakın, böyle 10-15 kilometre yakınlarında Dunkirk isminde bir balıkçı kasabası var. Liman kasabası. Evet. Orada gemiler, balıkçılar teknelerini oraya park ediyorlar ve oradan okyanusa, denize açılıyorlar balık tutmak için. Olay biliyoruz ki 2. Dünya Savaşı'nda oluyor ve orada bir tarafta müttefik orduları, diğer tarafta da Hitler ve Hitler'e müttefik orduları. Evet. Değil mi? Karşı karşıya geliyorlar. O dönemde İngiliz hükümeti karar veriyor. Biz diyor Fransa'nın Almanlardan, Hitler'in ordusundan doğrusu özgürlüğünü kavuşmak için ve Almanlara karşı Fransızlara yardım etmek için bir ordu gönderelim. Ve yaklaşık olarak 350 bin asker gönderiyorlar. 350 bin askeri deniz yoluyla
oradaki kıyıya, oradaki Dunkirk kasabasının deniz kıyısına gönderiyorlar. Tabii aynı zamanda da Fransız ordusuyla bu aynı şekilde eş zamanlı olduğu için Fransız ordusundan da yaklaşık olarak 123 bin Fransız askeri de onlara yardımı geliyor. Evet. Böylece Mayıs 1940 yılında Alman ordusu bu ciddi çıkartma, İngilizlerin askeri çıkartması, sahildeki çıkartma ve diğer taraftan da Fransız ordusunun büyük bir kısmı da yardıma gelmesiyle karşısındaki Hitler ordusu da onlara karşı bir hücum, bir atak geliştiriyor ve birdenbire ne oluyor? Bakıyor ki bunlar hepsi oradaki Dunkirk kasabasının sahilinde kuşatılmış olarak kendilerini buluyorlar. Yani Hitler'in ordusu İngilizlerden oluşan 350 bin asker ve Fransızlardan oluşan yaklaşık olarak 123 bin asker hepsi Hitler'in ordusundan kuşatılmış. Önlerinde bir bakıyorsunuz Hitler'in ordusu. Evet. Arkasında bir bakıyorsunuz deniz. Evet. Ne yapacaksınız? Yani teslim mi olacaksınız? Bu durumda gerçekten ben ne orada olsaydım ne yapacaktım bilemiyorum. Evet. Sizin hikayenize devam etmek olacak evet. olursak orada şöyle bir mucizevi bir şekilde Alman ordusu birkaç günlüğüne ilerleme durduruyor. Evet. Yani kuşattı ve aynı şekilde kaldı. Bütün dünya artık bu askerlerin sonu gelmesini diye bekleyerek inanılmaz bir şey oldu. Oradaki ordu yani sizin söylediğiniz gibi sayıları müttefikler için üç kelimeden mesaj gönderilmiş oldu o orduya. Şöyle sözler yazıyordu. But if not yani Türkçesi şunu diyebiliriz ama eğer olmazsa orada savaşlar kutsal kitaba geçen bir ayeti gizli bir mesaj gönderilmekteydi. Yani burada aslında bu mesajdan alınmış olan kutsal kitaptan sözlerle onlara bir mesaj verilmiştir. Onlar kutsal kitabın önemli bir önemini biliyorlardı ve üst düzey generallere yani onlara bu mesaj gönderilmişti ve nereden alınmıştı bu mesaj? Daniel kitabında 3. bölümde 17'den 18'e kadar bu mesaj aslında onlara gönderilmişti. Peki ne söylüyor bu sözlerde size evet, okuyabilir misiniz? Okuyacağım ama okumadan önce de seyircilerimize anlatalım. Milattan 600 yıl önce Babil İmparatoru Nebukadnezar geldi ve o dönemdeki Kudüs'ü ele geçirdi. Evet. Oradaki bütün gençleri, saraydaki gençleri böyle yakışıklı, genç, dinamik hepsini aldı ve sarayına, Babil'e sürgüne götürdü. Onları orada görevler verdi ve kendi sarayında, Nebukadnezar'ın sarayında onlara evler verdi, odalar verdi. Onlar orada yaşamaya başladılar. Ve onlar orada artık kendi özgür iradelerine göre yaşamıyorlardı. Onlar yabancı bir putperest bir imparatorun, Babil İmparatoru Nebukadnezar'ın egemenliğinin, krallığının altında yaşıyordu. Ve orada bakıyoruz ki Daniel ve onun arkadaşları bulunuyorlardı. Üç tane arkadaşı. Ve okuyalım Daniel 3. bölüm 17. ve 18. ayette evet. ki durumu görelim. Kızgın fırata atılsak bile diyor Daniel'in arkadaşları. Üç tane arkadaşı vardı biliyoruz ki. Nebukadnezar, kral Nebukadnezar bir heykel yaptırmıştı. Evet. Ve demişti ki herkes bu heykele tapacak. Bu heykele tapan aslında benim putuma tapmış oluyor, bana takmış oluyor. Evet. Ama Daniel ve üç arkadaşı oradaydılar ve görüyoruz ki üç arkadaşı ne söylüyorlar? O tehdide karşı kim tapmıyorsa o heykele kızgın fırına atılması gerekiyordu ve şöyle diyor. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmazsa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktin altın heykele tapmayız diyorlar. Evet. Burada baktığım zaman aynı şekilde Dunkirk'te bulunan askerlerin
ona ordunun yardım almalarına imkan yoktu diye bir durumdaydı. Her taraftan Alman askerleri söylediğiniz gibi kuşatılmıştı ve sadece arkalarında bir deniz vardı. Buna rağmen onlar kendilerini garip görüyorlardı. Ne olursa olsun Daniel'in üç arkadaşı gibi putperestlere tapmayacağını söyledikleri gibi onlar da aynı şekilde tapmayacaklarını söylediler. Allah onları kurtarabilecek güçte olduğunu biliyorlardı. Bu inançla bu yola çıktılar ve aynı şekilde de bunu böyle bir cevap olarak söylediler. Ama kurtulmazsalar bile onların bu kral ilahlarına boyun eğilmeyeceklerini söylemektediler. Evet, çok enteresan bir şey oluyor. Evet. 350 bin İngiliz askeri, 123 bin bayağı Fransız askeri, hepsi kuşatılmış ve bir çözüm yolu yok. Önünde Hitler'in ordusu, onları öldürmeye bekliyor. Arkasında da deniz. Evet. Ne yapacaksın? En mantıklı şey, benim aklımda en mantıklı şey beyaz bayrağı kaldırmak ve teslim olmak. Evet. Ama onlar böyle yapmadılar. Onlar aynen Daniel, kutsal kitapta Daniel peygamberin arkadaşları yaptığı gibi dediler ki but if not, eğer olmazsa diyor. Yani Allah bizi kurtulabilir. Evet. Ama kurtarmasa da, Allah bir şey yapmasa da ben ölmeye razıyım. Yani evet, ben oradaki puta ve putlara tapmayacağım. Oradaki Nebukadnezar kralın putuna ve heykeline kesinlikle tapmayacağım. Onlar da böyle dediler. Ve bir mucize oldu. Nasıl bir mucize? İngiliz ve Fransız askerler için 900 adet gemi ve tekne aracılığı gönderildi. Ve onlar bu askerleri yavaş yavaş o gemilere ve teknelere bindirip İngiltere'ye veya oradaki büyük adaya İngilizlerin adısını taşımaya başladılar. Buna bütün tarihte tarihçiler ve uzmanlar ne diyorlar? Bu olay Dunkirk mucizesi olarak adlandırılıyor. Gerçekten bu tarz askerlerin Allah'a iman edip Allah'a olan güvencilerini, imanını sarsılmadan ben ne olursa olsun bu şekilde davranacağım, Allah tarafını tutacağım ve Allah'ın söylediği şekilde ben kesinlikle ve kesinlikle o Hitler'in ordusuna boyun eğmeyeceğim, onların ilahlarına boyun eğmeyeceğim deyip teslim olmadılar. Yani gerçekten bu dünya literatüründe bir mucize olarak geçiyor ve gerçekten İsa Mesih 2000 yıl önce de bazılarında başladığında da etrafına bir bakarsa göreceğiz ki nasıl bir durumla karşı karşıya gelmişti. Evet. Gerçekten İsa Mesih aynı şekilde hayatını sürdürdü. Onu tabii ki dile getireceğiz, sohbetimizi yapacağız ama kısa bir aradan sonra. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra konumuza devam edeceğiz. Bizimle kalın.